Titanic dünyanın en büyük ve en lüks gemilerinden biriydi. Gemi New York'a gitmek üzere yola çıkmıştı 15 Nisan 1912 gece saatlerinde New York'taki haberciler için sıradan bir iş günü sürüyordu. Associated Press Ajansı'nın bürosundaki görevli Charles Crane de ayaklarını uzatmış romanını okurken 1000 mil uzakta Titanic bir buzdağına çarpıyordu. Ayaklarını masaya uzatmış oturan bu adam Kanada'daki bir telgraf merkeziyle irtibata geçti ve büyük bir haber çıktığını öğrendi. Bir süre sonra bunun tarihin en büyük kazalarından biri olduğu görülecekti. Charles Crane haber aldığında Titanic Newfoundland açıklarında sulara gömülmeye başlamıştı. Bir saatten fazla bir süre Titanic'ten CQD acil yardım mesajları gönderildi. Bunlardan yakınlardaki merkezlerin yanı sıra çevrede seyir halinde olan gemilerin de haberi oldu ve bir kısmı yardım için rotasını bu yöne çevirdi. Marconi telgraf sistemi o dönem için oldukça yeniydi ve uluslararası bu çapta bir olay içinde ilk kez kullanılıyordu. Çok kısa süre içerisinde haber tüm dünyaya yayılmıştı. Titanic'ten bazı yolcuları kurtarmayı başaran Carpathia isimli gemiden telgrafla geçilen haberler kısa süre sonra New York haber panolarındaki yerini alıyordu. Sağ kurtulanların bir kısmının hikayeleri dilden dile anlatılır, çok kimse tarafından bilinir olmuştu. Birkaç gün sonra evlenecek olan Sarah Roth, White Star Line şirketi genel müdürü Bruce Iseme ve Harvard Üniversitesi kütüphanesi kurucusu Harry Alkins Widener haber panolarından günlük halkın gündemine geçmişti. Titanic bugün dahi felaket haberlerini nasıl yaptığımızı etkileyen bir olay oldu. Bugünkü felaket haberlerine baktığınızda bu izi fark edebilirsiniz. Bir yanda zenginler, diğer yanda fakirler. Ya da aşırı gururlu teknolojinin de hatadan beri olamayışı. Hatırlarsanız Titanic için neredeyse batamaz denirdi fakat daha sonra bu neredeyse kelimesi unutuldu ve sanki Tanrı'nın unutulduğu bir hareketmiş gibi gösterildi. Bu tarz Titanic'ten sonra da yer etti. Bu belki de basının ilk son dakika haberinin nasıl işlendiği Associated Press arşivinde görülebiliyor. Onlarca belge haber akışının nasıl ortaya konduğunu açıkça gösteriyor. Bunlardan ilki şu şekilde. Gece 22.25'te Titanic bir buzdağına çarptığını duyurdu. Gemi acil yardım istiyor.